kıskançlar. La! Nefret edenler. La! Şüpheciler. La! Kinciler. La! Her videoma dislike basan. La! Ve şu ana kadar sana nah çeken herkes. La! Bizi izleyen ve burada olan herkese bir tavsiyem var. Yaratmaya, üretmeye ve hayal kurmaya devam edin. Asla unutmayın. Kimseyi dinlemek zorunda değilsiniz. Çünkü bu yeni dünyada aslında hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Bir nah daha alabilir miyiz? Program başlasın. Konuklarımız kesinlikle ünsüz konuklar. Adamı ailesinden ve Facebook'undaki 300 kişinin dışında tanıyan yok. Yani bana pek kimse demedi nah yaparsın diye. Ben çünkü nahımı yanımda taşıyorum. Mesela canlı yayın yapmak istiyorum, internet kopuyor. Yumurta yapacağım, yumurta kalmamış oluyor. Asansöre bineceğim, elektrik kesiliyor. Benim nahım hep yanımda ya. Hayat bana nah yapıyor. Ve karşınızda Mert Karahasanoğlu. Çok iyi ya. Saçlısı falan. Ne haber? İyi abi. Oğlum sen beni ne acayip bir yere soktun. Ben böyle bir şeyden, inanın ben böyle bir mekan ve böyle bir seyirci falan beklemiyorum. Hani bu kadar işin bu kadar komplike bir şey olduğunu açıkçası. Ben zannediyorum ki 10-15 kişi, bunun 6-7 kişisini ben tanıyacağım. Daha küçük ölçekli bir şey zannediyorum ve şu an şey içindeyim yani. Başkası olsa kaçacağım gideceğim. İyi bir şey mi söylüyorsun, kötü bir şey mi söylüyorsun anlamadım. Heyecanlandım onu diyorum. Ha, ilk sorum oydu. Abi, heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Yani Tunç benim 20 yıllık arkadaşım. Hani benim böyle bir şey dediğinde ben onun projelerini hep olmak istiyorum içinde. Çünkü şeye çok önem veriyorum. Gönüllülük hikayesi var ya bu kolektif. Eyvallah. Hikayede. Yani bu şey diye bir herif vardı. Spencer Tunick. Evet, milleti çıplak, soyuyor. 3000 kişi, 5000 kişi bilmem ne meydanında sabahın köründe milleti soyup fotoğraf çekiyor. Onlara katılan insanlar hep işte... Öyle bir şey yok, korkmayın ya. Manyağın tek kilidiyiz, öyle zanneder olabilir. Bu gecenin olabilir. Sonunda öyle bir şeye dönecek. Bir şey söyleyeceğim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, merhaba. O his var mı peki, sanki böyle bir talk show'daymışız hissi? Hayır, ben böyle bir şey kafamda cidden canlandırmıyorum. Yani benim bu kadar insana söyleyecek bir şeyim var mı yok mu onu da bilmiyorum ama... Abi ben şey okudum, Mimar Sinan fotoğraf okudum. Ama ondan sonra bir şekilde hayat beni tekstile attı. Tekstil makinelerim var ve kumaş tasarımı yapıyorum. Kumaş tasarımı dediğimde kumaşları convert ediyorum. Üzerlerine bir şeyler ekliyorum, parçalıyorum, bir şeyler dikiyorum. Fotoğraf yapmadım ama işte fotoğrafta bir temel aldıysak eğer Mimar Sinan'da 3-5 bir şey. Bir sanat şeysi almışsındır hani, ya bir şeysi. Kumaşta kendimce oynayıp ne diyorsun sonra, ne iş yapıyorsunuz, merhaba dediler ya size, ne işte aslında ben kumaş tasarımcısıyım diyemiyorum kendime, hani öyle bir şey okumadım ama şey yabancı bana sen kumaş tasarımcısın diyor. Ondan sonra ben de fabric design demeye başladım, yoksa daha önce öyle bir şey anlıyor mu demiyordum. Bizim tekstil camiası fabric bizimkiler design lafını çok anlamıyorlar, bizimkiler çok o kafada değiller yani. Dışarıdaki insan daha fazla anlıyor. Peki sana hiç nah yaparsın diyen oldu mu? Ya nah yapmak bana hani basit bir, şöyle basit yapamazsın demek. Yapamazsın demek, evet, gibi geliyor. Sen buna ben kıvıramazsın. Yani nah yaparsın. Bir de yeterli çok değiliz. Basit bir şey için söylenecek bir şey gibi geliyor bu. Sen şimdi hani... Ha, şuradan atlayamazsın hesabı. Sen Himalaya tırmanacağım desen bana seneye, nah evet yaparsın derim, anladın mı? O senin disiplininde olan bir şey değil, alakası. Ya biz yanlış şey mi tartışıyoruz ya sabah? Neyi bileyim, bilmiyorum ki. Biz açık değiliz bir şey yapmaya, bir şey denemeye, tamam mı? Biz derken? Türkler esasında. Adam orta sahadan kaleye vuruyor. Yabancı buna iyi denemeydi diyor. Biz ayağının dümenini bilmem ne yapayım. Yani bizim bakışımız doğru. Öyle. Tabii ki orta sahadan vurduğunda gol olmaz kolay kolay. 40 yılda bile olur ama olursa da güzel olur. Adama küfür ediyoruz, anladın mı? Ulan ayağın dümenine bilmem ne yapayım, oradan vururum. Doğru söylüyorsun. Diyoruz. Bence çok güzel yerden yakaladın. Öyle bir kafamız program, var yani. Program şu an bitebilir mesela. Peki bu program hakkında ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum senin yorumunu gerçekten. Bir şey vaat ediyor mu sana? Nah mı? Birkaç tane şirket bağlamak istiyorum kendime. Yok. Birkaç şirket bağlasam kârdır. Yok, hiç öyle bir şeyim yok yani, diyorum ya. Hani ama şimdi seni... Beni harbiden çok şaşırtan bir ortamda buldum kendimi ama hani soruları sen sorduğun için idare edebilirim yani, sor. Kumaş getirdin mi hiç yanında? Getirmedim. Arka... Nasıl? Yok, getirmedim. Oğlum böyle bir yeri kartela getirmedin mi? Getirmedim. Fabric Butik, isteyenler takip edebilir. Fabric? Fabric Butik. Eyvallah. Kumaşlarımı oraya koyuyorum.
Instagram sayfandan çok ünlü Gianni Versace'ye mesaj atabilen bir adamsın değil mi? Ya bazen çok az da olsa öyle birilerine bir şey atıyorum bazen, taciz ediyorum galiba birilerine. Hiç cevap aldın oldu mu? Yok almadım. Peki bu bir nah çekilmiş gibi hissediyor musun kendini? Ha öyle bakarsan evet doğru. Hadi lan sen yani falan gibi olabilir. Ama çok takılmıyorum çünkü bu sonsuz bir kuyu, anladın mı? Binlerce dileğin var. Tam oraya geleceğim. Çok güzel vallahi aslında. Kendini genel olarak başarılı hissediyor musun? Ya yaptığım şeyi seviyorum da. Hani oradaki başarı dediğin işte huzur içinde yaşayacak para kazanmak herhalde. Ve o kazandığın parayı da özgürce yaşadığın yerde yiyebilmek. Ailenden hiç nah yedin mi? Mesela babamdan davul istedim gençken. Nasıl davul? Bayağı böyle bateri. Tabii tırıstız. Canım şey, o zaman Metallica, Injustice for All falan böyle o tip müzikler dinliyoruz. Bak tişörtüme. Metallica. Ya millet davul çalıyor, büyük abiler. Ben de çok özeniyorum yani o vakitlerde. İşte bazen bir şey göstersene diyorum ama o gösterdiğinde senin davulda ancak 2-3 dakika oturabilme şansın var. Zaten az bir zamanlar olduğu için herifler kendileri çalacaklar. Orada da onlar bana yapıyorsun, ediyorsun falan demek ki gaz vermişler. Ben de gelip babamdan, baba ben davul istiyorum dedim. Yemek yiyor. Kafayı kaldırdı. Şu dedi masada şöyle bir ritim at bakayım dedi. Sen bu işi biliyor musun dedi. Ha siktir dedim. Kalktım yemekten. Odama gittim. Sanki şey Mısırlı Ahmet baba. Alakasız yani bir adam hani. Ama şimdi adam da şeyi görmek istemiş. Şöyle bir. Bir var abi, mı tamam yani? Tamam da işte adam çocuk mesleği olsa yapmaya çalışayım yani öyle bir şey. Ha, anlamaz o diyorsun zaten. Anlayacak? Anladım. Bir tane bu bizim videolardan izleyelim mi? Harbiden doğru söylüyorlar. Nah yaparsın. Adamların nah yaparsına karşı bir nahımız yok. Naha karşı nah. Nahına nah. Nahına nah. Nahına nah. Nahına nah. Nahına nah. Nahına nah. Söyledikleri hakkında ne düşünüyorsun? Ya o kadar can kulağıyla dinlemiyorum. Nasıl ya? Oğlum o kadar can kulağıyla nasıl dinleyeyim, deli misin? Ya baban haklı beyler. Baban haklı vallahi. Oğlum nasıl dinlemezsin, adamı açtın. Oğlum o kadar kardeşim kulağıyla dedim ki bir video izleyeceğiz şimdi dedim. Ne yapıyoruz? Hazır mısın? Tamam izleyelim oğlum, dedim. Böyle bakıyorsun oraya doğru. Bu abinin bir tane daha videosu var bir altındaki. Onu bir izleyelim. Yo 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 yes brother MC. Nah nah nah. Nah nah nah. İstediğin kadar nah de. Nah nah nah. Nah nah nah. Nah nah nah. Nah nah nah. Ne diyorsun? Çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Abi adam kendinden geçiyor mu? Kendi mutlu oluyor mu? Önemli olan o. Oluyor yani belli. Senden ne anlıyorsun diyorum. Ne anlıyorum? Nahına nah diyor adam. Biz diyor bize nah çekenler nah mı çeksek dalga diyor. Geçiyor seninle. Benle. Dalga geçiyor. Nahına nah diyor. Sen de dalga geçiyorsun. Nahına nah sen diyor. Ben de dalga geçersen ben de sana dalga geçerim diyor. Eyvallah. Ben hiç öyle bakmamıştım ama. Keşke abi burada olsa. Sen mi yaptırıyorsun bunu bu arkadaşa? Sen mi yaptırıyorsun? Öyle bir şey de olabilir. Truman Show hikayesi. Sen şimdi nahına nah diyeceksin hesabı. Ben sana hesabı. Bir Yok, anlatayım mı? Yıllar önce bizi şeye çağırdılar. Barış Manço'nun 7'den 70'lik programı var. En son en baştaydı. Mert'e bir alkış alalım. Teşekkürler. Şınar'a hamileyim. Amerika'da okutacağım diyorum. Kurumsalda çalışıyorum. Kurumsal şirkette. Nah Amerika'da okutursun dediler. Teksas'tan selam. Karşınızda Resul. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Ya bir de var. Çok şükür. Hani biraz gelip programa konuk olduk. Hala film etkili ha. Play'e basınca insanlar gülüyor yani. Yani bazı bir şeyler kalıcı olabiliyor yani. En azından insanları güldürebilmek. Bana dedi ki korku filmi çek. Ben dedim ben senaryo olmadan çekemem. Sen senaryoyu yaz çekeyim. Adam gitti eve. İç mekan. Hiç senaryo gören var mı burada aranızda yazılı senaryo? İç mekan, diyalog, olay. Senaryo formatında senaryo getir diyor değil mi? Ve izleyelim mi filmi ya? İzletelim mi filmi? İmdat! Yardım edin! Bırakın beni ya! Yardım edin! İmdat! 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 Muhammed abi, Muhammed abi! Sürç abi kesin! Yardım et, yardım et! Ey Allah'ım ya! Ya
Kimse yok mu? Aleykümselam. Usta bizim şu paçayı bir yapsam versem. Buyurun şöyle ölçelim. Aleykümselam. Buyurun. Bence çok iyi abi. Bir şey sorayım sana. Vallahi sırf şunu sormak için çağırdım seni şuraya. Niye bir daha bir şey çekmedin, bir yerde oynamadın davet etmemize rağmen? Ya şöyle hani iş adamları gibi bir hayalim var. Dijital pazarlama müdürü ya da ticari pazarlama müdürü gibi. Ondan yani bir hobi yani 10 yıl sonra ya da 5 yıl sonra, 5 yıl ya da 10 yıl sonra bana anı kırılır yani. Bu kadar. Eyvallah. Yani Tunca abinin oyun alanına dahil mi oldun yani? Bir kere yani, bile. Destek olmaya çalışıldı. Allah razı olsun senden. Çok güzel destek oldun. Vallahi billahi ya. İlk kez film çektim hayatımda yani. Şu ilk çektiğim film olabilir. Bir tecrübe yaşatabildiyse. Peki sence kime çekilir nah? Çekiyor ya birini. Ya böyle çok hayalperest olan bir şey insan yani böyle. Olmayacak şeye çok yüklenmeye atılım yapan ya da. Yani olmayacak ama boşuna uğraşıyor yani böyle hep. Hani boşa hayal kurana mı diyorsun? Ha, yani? Hayalperest yani. Hayalperest de. Mantıklı valla. Galiba en mantıklı şey sen söyledin şu. Başından beri. Kime nah çekilir sorusuna en azından. O zaman Resul'e bir alkış alıyoruz. Programımızı yavaş yavaş bitiriyoruz. Nah yaparsın. Biraz değişik bir organizasyonmuş ya. Merak etmedim değil açıkçası. Yani bizim çocukluğumuzdan beri nah yaparsın aslında bence yapıcı bir cümle. Bir eylemi gerçekleştirmek için insanların size bunu söylediğinde harekete geçmenizi teşvik ediyorlar. Bu nah yaparsın konseptinin mimarı aslında bu arkadaşlar. Ve bence dünyada bir ilki yaptılar. Kendi sunmayı düşündükleri programa konuk oldular. Ve karşınızda Cycle ekibi. Gel gidelim. Şimdi size arkadaşlar şeyi sormak istiyorum. Burada böyle bir sürü sorum var size hazırladığım. Kendini başarılı hissediyor musun? Sana soruyorum. Şu an bunu yaptığımız için mi? Evet. Bilmiyorum herhalde o akşam belli olacak. Yapabildik mi yani bilmiyorum. Daha henüz öyle bir his yok tabii yani. Tabii daha şu an yok. Süper. Siz? Ben çocukluktan beri annemle nah çekme yarışı yaparım. Allah Allah. Aynen. O yüzden öyle bir yarışı buraya taşımış olmaktan dolayı çok mutluyum. Nasıl bir yarış bu? Böyle kim daha güzel ses çıkaracak? Bir alabilir miyiz? Ama yalamayacağım şimdi. İşte nasıl annenizle nasıl şöyle yapıyorduysunuz? Peki yani, bir karşılıklı yapmıyoruz ama centilmence. Bu şekilde. Evet. Tamam teşekkürler. Bu şey oluyor. Bu kuyruklu nah oluyor bu. Nedir Cycle? Hocam buyurun. Biz sağda solda çalışarak sevdiğimiz meslekleri güzel şekilde yapamayacağımızı anladıktan sonra kendimiz sevdiğimiz şekilde yapmaya çalışan adamlarız. Bizce başarmak sonuca ulaşmak değil de oraya giderken neler yaptığınla alakalı bir durum. Şu anda burada bunu yaparken mutluyuz ve yaptığımız bütün işleri böyle yapmaya çalışıyoruz. Bir de bu seni niye mutlu ediyor bu kadar adam buraya toplayıp bunu yapmak? Dedim ya annemle yarışıyorduk işte. Ha, eyvallah. Başkalarıyla yarışalım. Daha eğlenceli. Peki neden yaptınız böyle bir event? Ben hala şuradayım ya. Biz seni konuk olarak çıkartacakken vallahi hakikaten biz nasıl niye oldu? Şu an burada böyle soru cevap yapıyoruz bir mesela? Bir ketenpere oldu. Bir şey oldu. Bir ketenpere oldu. Niye mesela nah yaparsın diye bir event Tunç'u konuk çağıracaktı. İkinci konuğun kimdi? Ben bir sürü nahla şey yapmışım. Nasıl olacaktı bu iş? Neydi tam hayal? Biz seni çağıracaktık konuk olarak. Evet. Sonra senin etinden sütünden faydalanarak böyle ne birinci diyor, çevre, diyor. İkinci çevre öyle öyle hava gidecekti o. Yedirmezler işte. Nah çektim bize. Nahın çok farklı çeşitleri var. İşte başkalarından gelen nahlar, kendi kendimize çektiğimiz nahlar. Sürekli bahaneler uydurmak. Tunç hiç nah yememiş bizim gibi belki. Ama hiç kimseye de direkt nah çekmiş biri gibi durmuyordu uzaktan. Yani aklına bir şey geliyor ve bunu bir şekilde elindeki imkanların ne olduğuna bakmadan yapmaya çalışan bir adam. Burada böyle birinin olması gerektiğini düşündük. Buraya geleceğini biz de düşünmüyorduk. Bir tane nah videosu izleyelim mi? Evet sizler. Hı-hı. Evet evet sen. Böyle arkaya bakıyorsun sen. Şimdi. Müzikle sahneye çıkmak istiyorum. Nah yaparsın. Oyunculuk olarak sahneye çıkmak istiyorum. Nah yaparsın. Yönetmen olmak istiyorum. Nah yaparsın. Ressam olmak istiyorum dedim. Nah yaparsın. Eğitmen olmak istiyorum.
Nah yaparsın. Yeni bir fikir bulmak, yeni bir şey üretmek istiyorum dedim. Nah yaparsın. Tarihte nah yapanlar değil, üretim yapanlar hatırlanır. Çok iyi. Aha. Ne oldu? Sevmediniz mi? Çok nahlı mı geldi? O zaman arkadaşlara bir nah. Bye bye. Ya tabii o biraz işin goy goyu gibi, sen şey diyorsun yani nah çekmek de yani bu değil yani olay sadece. Yani bu tamamen yani çekiliyor da hani o işin esprisi tamam, burada biraz eğleniyoruz da gülüyoruz da falan böyle hani bir şey yapıyoruz ama olamaması gereken bazı şeyler var. Yani ben şimdi astronot olacağım, uzaya çıkacağım, yani öyle bir şeyim yok, öyle bir ekipmanım yok mesela atıyorum. Hani olamayacak şeyler var. O nah hak eden şeyler. Yani çok da olumsuz bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Kimisi kamçılanıyor bundan. Kimisi de nah yediği zaman direkt bırakıyor. İşte bırakmayan insan kazanıyor. Plan yapılmadan yola çıkıldığı zaman birileri usturuğu bunca şöyle bak kardeşim böyle de bir şey var dese güzel olur bence. Ama imkansız diye de bir şey yok gerçekten. Çok teşekkürler arkadaşlar. Saygılı ekibi. Arkadaşlar öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiğiniz için nah yaparsın demo bölümünü hayırlısıyla bitirdik. Bir nah alabilir miyim herkesten? Harikaydı ya. Hayalimiz bu programı her ay yapmak ve bu kanaldan siz izleyicilerimize bunu yayınlamak. Cycle ekibine ve TAK'a buradan çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Barış Manço'nun şeyine çağırdılar. 7'den 77'de programa çağırdılar. Barış Manço sahneye çıktı. Herkes deli gibi almıştı. Michael Jackson gibi adam var Barış Manço çıkınca. Abi dedi ki sizin dedi bu enerjiniz çok hoşuma gitti. Ben de programın sonunu şu anda çekmek istiyorum. Ben de böyle herhalde oturuyorum ama ne diyor bana. İşte şey, program geldiğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Uuu yaptık. Bir de şak 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 alkışladım. Televizyonda iptal etmiş bir izliyorum. Bir baktım. Sonu başta, başı sonunda, ben ilk başta oradaydım, sonra oraya gitmişim falan filan, orada benim kafa aynı. Şimdi ona benzer bir şey yapacağız, sizin hakikaten bu kadar fazla istiyorum diye. Bir test yaptım, çok fazla yaptılar yok. Bir böyle bir giriş introsu yapacağım, bazı kelimeler okuyacağım, bunun arasında sizden nah demenizi istiyorum. Ve şu ana kadar sana nah yaparsın diye.